Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda Palworld oynayacağız. Kendimce şöyle bir seri düşündüm. Palworld hakkında rehber videolar diye bir seri başlatmayı düşündüm arkadaşlar. Bu konu hakkında olur, güzel olur derseniz yorumlarınızı bekliyorum. Bir yorumlara yazarsanız, kötü olur derseniz de onu da yorumlara yazın. Onu da bekliyorum. Her zaman görüş ve düşüncelere açığım arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Şimdi dediğim gibi rehber neticesinde olduğu için her şeyi sıfırdan başlayacağız. Arkadaşlar şimdi Palworld'u zaten çoğu kişi biliyor. O yüzden hani Palworld'u anlatmaya gerek yok. Sadece rehber tadında çekeceğim. Haberiniz olsun. Şimdi şurada yeni dünya oluştur diyorsunuz. Dünyanızın ismini ben yine inzar yapayım. Siz istediğinizi yapabilirsiniz. Şimdi siz arkadaşlarınızla oynayacaksanız buradaki çok oyunculuğu 10 yapın. Zorluğu normal yapın. Bir de ekstradan burada özel ayarlar var arkadaşlar. Burada özel ayarlarda her şeyinizi ayarlayabiliyorsunuz. Ben mesela X daha fazla gelsin, İşte daha fazla hızlı kaslayayım istiyorum derseniz X oranına verebilirsiniz. Veya burada hani palların açlık oranı, hasarı, HP'si, VP'si onları ayarlayabiliyorsunuz. Bence bunlara hiç dokunmayın arkadaşlar. Yani tabii kendi şahsi düşünceniz. Ben eksi floran yaptım. Hani bu kendi şahsi düşüncem. Siz isterseniz daha zorluklu olsun derseniz floran yapmayabilirsiniz. Size kalmış. Ekstradan burada işte palları falan yakalama oranları, dayanıklılık, oyuncu tükenme vesaire onlar falan var. Ölüm cezası var burada. En önemli şeylerden biri bu. Öldüğünüz zaman tüm öğeleri bıraksın mı o öldüğünüz yere, yoksa hiç bırakmasın, sadece üstümde kalsın, ben tekrar başlayayım mı? Bu da tercih meselesi, buna da bir şey demem. Ben üstümde kalsın diyorum. Biraz kolaylaştırıyorum ama hani dediğim gibi tercih meselesi, rehber tadında olacağı için biraz daha rahat, daha iyi bir şekilde anlatayım diye. Maksimum lonca sayısı, yani klanınıza maksimum kaç kişi alabilirsiniz? Ben 100 yapıyorum çünkü yayında mayında gelenler oluyor, şey yapanlar oluyor, ondan dolayı 100 yapıyorum arkadaşlar. Üste çalışan maksimum pal sayısı, pallarımızı çalıştırıyoruz. İşte bazısı işte demir dövüyor, bazısı ateş yakıyor, bazısı işte çimler falan ekiyor, şey yapıyor. Onların hepsini anlatacağım sizlere. Maksimum 15 idealdir, güzeldir. Tamam. Bu kadar. Yani ben burayı bu şekilde ayarladım. Siz de ekstra bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Size kalmış tamamen tercih ve zevk meselesi burası. Onu söyleyeyim. Tamam diyoruz. Ve yine tamam dediğimiz zaman dünya ayarlarını başlamak istiyor musunuz? Evet diyoruz. Şöyle başlayalım. İnşallah oyundan atmaz. Atarsa muhtemelen keserim burayı. Haberiniz olsun. Tabii bir karakter oluşturacağız. Ondan öncelikle. Burayı açıkçası tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Vücut, yüz, saç, ses, mes hepsi var. Ben hiç dokunmayacağım. Ben direkt böyle başlayacağım. Zaten iyi bu. Siz değiştirebilirsiniz. Hani burada direkt tiplerde hazır bir şekilde var zaten. Bunu da erkek yapmak istiyorsanız erkek var. Şurada bir yıldırım çakan neydi lan? Zeus. Zeus var. Neyse ben şunu yapayım. Bu güzel, benim hoşuma gidiyor. Bu işte vücut mucut, büyüklüğünüzü, küçüklüğünüzü, yüzünüzü, müzünüzü ayarlıyorsunuz. Bence bu mük arkadaşlar. Saçtan da, saçı da ekstra bir değiştirmeye gerek yok da. Hadi şunu yapayım ya. Şu olsun. Tamam. Oyuna başla diyoruz arkadaşlar. Burada diyor ki bu şekilde başlarsanız bir daha karakterinizi düzenleyemezsiniz diye uyarı da veriyor. Yüklensin. Şöyle başlayalım. Gözümüzü pallarla açtık. Şunlar çok güzel bu arada ya. Çok güzel değil mi? O koyunları çok seviyorum ben. Burada çoğu şey bayağı OP yani. Kuleler anahtarlar diyor. Ağaç gerçeği tutar. Buraya nasıl geldiğimiz hakkında hiçbir fikrim yok. Bunu da hiç araştırmadım açıkçası. Ben oyunla alakalı rehber çektim. Hikayesiyle değil. Bunu açıklayayım. Sonra demeyin bana.
şey yapın diye. Böyle bir yerde başlıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi başladığınız bu yerde öncelikle şöyle bir atlayalım. Şöyle kuleler var arkadaşlar. Bu kuleleri hızlı seyahat için kullanabiliyorsunuz ve haritanız zaten kapalı. Kapalı olması normal. Haritada gezdikçe şöyle kuleler var. Tamam mı? Dur ben kendimi bir çekeyim. Şöyle biraz gideyim. Lan çekemedik lan. Neyse şöyle kuleler var arkadaşlar. Şey gibi, kartal gibi. Bu kulelerden kulelere ışınlanabiliyorsunuz. Şimdi oyun sizi burada başlatıyor. Şunları da alalım. Böyle NPC'ler var. Bu NPC'lerle gidip konuşabiliyorsunuz. Dış dünyadan mı geldin? İşte evet, pas korkusu yok vesaire. Böyle NPC'lerle konuşabiliyorsunuz. Bu NPC'leri isterseniz öldürebilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi burada en önemli konulardan biri şu arkadaşlar. Basenizin nereye kuracaksınız? En önemlisi o. Güzel bir yer bulmanızı tavsiye ederim. Oyun sizi burada başlatıyor. Doğru. Ama siz bence buraya kurmayın. Çünkü daha iyi yerler var. Şimdi oyunda şöyle teknoloji diye bir şeyler var arkadaşlar. Burayı level aldıkça burayı açabiliyorsunuz. Ve leveliniz yükseldikçe de ekstra şeyler geliyor. Silahlar geliyor. İşte bir sürü şeyler geliyor. O yüzden burayı açın. Bu önemli. Şimdi Pal Box diye bir şey var bu oyunda. Ben ana temelini söyleyeyim. Sonra sizin yorumlarınıza göre rehber videosunun devamı gelir. Onu öncelikle söyleyeyim. Şimdi Pal Box. Arkadaşlar bu Pal Box bizim üssümüzün ana merkezi gibi bir şey. Biz ekstradan o Pal Box'la ışınlanabiliriz veya Pal Box'tan başka bir yere de ışınlanabiliriz. O yüzden bu Pal Box'u attığınız yere dikkat edin ve ekstra bir Pal Box daha kurabilirsiniz. Ama örnek veriyorum, şöyle bir alanı kaplıyorsa Pal Box, bu alanın dışında bir yere de kurabiliyorsunuz. Bunu da söyleyeyim. Şöyle yavaştan gidelim. Pokemon'lar önemli. Şöyle meyveleri toplayın. Bu meyveler ilk başta sizlere çok yardımcı oluyor arkadaşlar. Şöyle zaten aldıkça level atlıyoruz. Oyun diyor ki size, başlar başlamaz diyor ki inşa et. İlkel çalışma tezgahını bir inşa et diyor. Bunu şuraya inşa edelim. Sadece odun istiyor arkadaşlar. Şöyle basılı tutarak bunu inşa edebiliyoruz. Sonra tarif seç diyor. Arkadaşlar şimdi burada işte taş, kazma, balta falan var. Bunların ne istediğini zaten alt tarafında yazıyor. Taş istiyor, ahşap istiyor mesela bunu kazmayı yapabilmek için. Bunun için mesela gidip bir taş toplayalım. Taşlar şunlar zaten. Böyle 5 tane istiyordu. 3 oldu. 4 oldu. 5 oldu. 5 oldu herhalde. Aşağıda savaşıyorlar. Aynen. Mesela şu an rahat bir şekilde üretebiliyorum. İlk kazma üretin. Neden kazma üretin? Çünkü burada taş toplamak biraz zor. O yüzden bir kere bir kazma üretelim. Şimdi en çok lazım olan taş ve ağaç. İlk başlar için söylüyorum bunu. Elimize kazmayı aldık arkadaşlar. Sonra bir de elimize el feneri diyor. Yani meşale. Bu meşaleyi de alın. Neden alın? Bu meşale gece olduğu zaman siz soğuktan ölüyorsunuz arkadaşlar. Canınız gitmeye başlıyor. O yüzden gece falan bir yerde kalırsanız bu el feneri meşaleyi alın elinize. Şöyle envanterimizi açalım. Ha, şöyle yanıyor zaten bu. Onu o şekilde alın arkadaşlar. Bunu ürettiniz. Sonra sağda zaten öğretici görevler var. Seçenekler menüsünü açın. Hayatta kalma rehberini işaretleyin diyor. Seçenekleri açtık. Hayatta kalma rehberini işaretledik. Görevimiz tamam oldu. Şimdi menüde teknoloji ekranı açın ve pal küre kilidini açın diyor. Şimdi bizim pal küre kilidimiz şu. Şu. Bunu kilidi açın diyor. Biz bunu açtık. Sonra diyor ki pal küre üret diyor. Şimdi pal küre üretmemiz için bizim şeye ihtiyacımız var. Oğlum, tuşları çok değişik, alışamadım.
Palkör üretmek için bizim bir tane işte palladium parçası ve 3 tane taşa ihtiyacımız var. Bu palladium parçası mavi taşlar arkadaşlar. Şu karşıda gördüğünüz mavi taşlar var ya, onlar. Bunlar. Buradan şöyle alalım. Böyle vurdukça solda zaten ne kadar aldığınız görünüyor. Tamam. 5 tane aldık mesela. O küçücük şeyden 5 tane aldık. Ya şuna bak ya. Ya sen ne kadar tatlısın. Neyse. Dur. Şimdi bizim palküre taşını üretmemiz için bir tezgaha ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu ilkel çalışma tezgahında sadece neler ürettiğimizi zaten siz gördünüz. Bir daha göstereyim. 10 dakikalık video olmuş zaten. 10 dakika ne ara geçti? Burada sadece şunlar ve power taşını da buradan üretebilirsiniz. Şöyle. Üret dediğinizde buradan direkt böyle üretebilirsiniz arkadaşlar. Yandaki görevleri zaten takip ederseniz oyun size ne yapacağınızı anlatıyor. Şimdi pallara saldırarak onları zayıflatın ve onların birini yakalayın diyor. Bir tane şunu yakalayayım mesela. Kanka. Vuralım. Kanka yaktık. Akşama kuzu pirzola var arkadaşlar. Oğlum ya. Yakalayabilir miyiz? Şöyle Q'yla attığımız zaman direkt burada yakalama oranı gözüküyor zaten. Paldan pala değişiyor arkadaşlar. Yüksek seviye pallar var. O pallar yakalamak için bu kürelerinde ekstra yüksek seviyeleri var. Onları kullanmanız lazım. Onu söyleyeyim. Onlar falan dediğim gibi eğer isterseniz ilerleyen videolarda detaylı şekilde anlatırız. Şimdi Palworth'ümüzü de yakaladık. Onu şöyle E ile çağırabiliyoruz. Bu artık bizim. Bize kalkan veriyor. Aldığınız palvetler yetenekleri var arkadaşlar. Mesela bu kalkan veriyor. Şöyle bastığınız zaman bunu böyle kalkan olarak kullanabiliyorsunuz da. Yok ya, inan bize bak. Al in ya. Ay hemen gözleri doldu. Neyse. Bunu böyle kalkan olarak falan kullanırsınız. Böyle palların özel şeyleri var. Yetenekleri var. O paldan pala göre değişiyor. Yani böyle. Şimdi diyor ki açık bir alanda palbox inşa edin diyor. Dediğim gibi bu palbox'u inşa ederken böyle güzel bir yer seçin. Bunu neye göre söylüyorum? Şimdi palworld'ler, yani bizim Pokemon'larımız, biz şimdi onları çalıştırıyoruz ya arkadaşlar. Örnek veriyorum. Şuradan ineyim. Kanka bir. Heh. Mesela örnek görüyorum. Geldiniz buraya, base kurdunuz. Tamam mı? Şimdi buradaki taş, buradaki taş ve buradaki taşlar kırdıktan sonra, yani topladıktan sonra belli bir süre sonra tekrar spam oluyorlar. O yüzden böyle ağacın, taşların veya şu karşıda şey var. Bize cevher veren bir kahverengi taş var. Onun o bölgeye falan kursanız güzel olur. Böyle 2-3 tane olan. Çünkü en çok lazım olan şu karşıdaki taş. Bak şu işaretlediğim var ya, o. Tamam, öyle bir bölgeyi korun ki palworld'ler de ekstradan gidip ağaç toplasın, taş kessin, bir şeyler toplasın. Haritada yerde böyle palküreleri bulabilirsiniz. Bunu söyleyeyim. Ekstradan karaktere gelecek olursak üstümüzde ağırlık, dayanıklık, HP, MP hepsi var. Bence öncelikle bir ağırlığı bir yükseltin. Bir 400 veya 500 yapın. Ondan sonra dayanıklılığa verin. Saldırıya pek vermeyin arkadaşlar. Çünkü sizin Pokemon'unuz saldırdığı için rahat bir şekilde Pokemon'unuz kesiyor. Saldırı o kadar önemli değil. Ancak silah bile aldığınız zaman o zaman önemli. Ekstradan HP ve dayanıklılığa verin. HP çok önemli. Öncelikle bunu söyleyeyim. Önce ağırlığı bir belli bir yere getirin. Baktınız ağırlık yetişmemeye başladığı zaman tekrar ağırlığa vermeye başlayın. Çünkü bir keşfe mefya çıktığınız zaman gerçekten ağırlığınız artık yetmiyor. Bunu söyleyeyim. Şöyle toplayalım.
Ben bunlar topladıkça Palworld'de level atlıyor arkadaşlar. Tamam, videomuzu burada keselim. 15 dakika olmuş. Devamını istiyorsanız bu serinin devamını sizlere seri bir şekilde atarım rehber videosu. Ve aynı böyle kaldığımız yerden devam ederiz arkadaşlar. Alta yorumları yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi de unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.